hareketlilik var. Daha da. Mevsimi verdikçe hareketlilik var. Sezon açılıyor artık. Kışlık. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerine dair takvim işlemeye devam ederken, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti, Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Necati, Okay'da ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Okay, Aksu Haber'e yaptığı açıklamada, İlçemizin caddesini, sokağını karış karış gezmeye devam edeceğiz, dedi. Seçim sürecinde yoğun bir şekilde geziyoruz. Dulkadiroğlu ilçemizi, gerek şehir merkezi, gerek kırsal alan, şehir merkezindeki çarşıları geziyoruz. Bugün de Kuyumcukent civarındaki esnaf arkadaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Biliyorsunuz bu Kuyumcukent depremde hasar aldı. Şu anda burayla ilgili de projeler artık neticelendi. Tam ihale aşamasında. İnşallah kısa zaman içerisinde Kuyumcu kentinin iyileştirmesi tamamlandığında bu bölgeye dağılmış olan esnaflarımız, kuyumcu esnaflarımız tekrar kendi yerlerine geçecekler ve o eski günlerdeki gibi konforlu bir şekilde tüm Türkiye'mize hizmet verecekler. Hemşerilerimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın dimdik arkasındalar. Partimize, Cumhur İttifakımıza çok büyük bir ilgi alaka gösteriyorlar. Depremde yara aldığımızın farkındayız hepimiz. Ama bu yaraları, bu bir yıllık zaman içerisinde yaptığımız şeyler ortada. Bu yaraları yine Cumhur İttifakımız, AK Partimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız çözer. Bunun demarlarını görüyorsunuz. Hemen arka tarafımızda Doğu kentimiz, Güneş evlerimiz, Kocabaş evlerimiz var. Buraların rezerv alanı ilan edilip hemen inşaatına başlanmasıyla bir yıl içerisinde bu konutlar teslim edildiğinde artık biz Dulkadiroğlu ilçemiz normalleşti diyebiliriz. Biliyorsunuz bu depremde altyapı çok büyük hasar gördü ama KASKİ'miz çok büyük bir ihale yaptı, 23 milyarlık ve bu ihalenin çalışmaları da başlandı. Pınarbaşı ve Kayabaşı bölgesinde hem 13 Şubat hem Dulkadiroğlu bu bölgelerdeki tüm altyapı yenilendiğinde tekrar üzerine yeni asfaltları serdiğimizde bu kaldırımları, bordürleri elden geçireceğiz ve deprem öncesinden çok daha güzel bir Kahramanmaraş'ta hemşerilerimiz, vatandaşlarımız yaşayacak. Şu iddiada bulunuyorum her zaman. Maraş'ımız, Dulkadiroğlu'muz deprem öncesinden çok daha güzel olacak. Yeter ki vatandaşlarımız, hemşerilerimiz arkamızda dursunlar. Biz onlara gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz.